Son Mühür ekranlarında gün başlıyor, devam ediyor. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin'le birlikte. Merhaba, hoş geldiniz, Merhaba günaydın. efendim. Az önce Sezai Bey'le de şöyle bir sektörü konuştuk. Dedik ki pandemi en ağır yara alan sektörlerden birisiniz. Belki de destek zannediyorum ki yerinde olacaktır. Evet efendim. Hala da aksaklıklar, aksamalar devam ediyor. Evet efendim. Peki berberler ne yaşadı bu 2 yıllık süreçte? Hep kuaförleri, estetisyenleri farklı açılardan değerlendirdik ama sizde durum neydi? Valla 2018 seçimlerinden sonra farklı düşüncelerimiz vardı. Berberler etkinliği için. Biz etkinliğe hem aç hem de doyan bir sektörüz. Bizim yönetime geldikten sonra berberlerimiz bizden çok farklı etkinlikler gördüğü için biz de 2018'den sonra doğal olarak planımızı, programımızı yaptık. Tabii tam hızlanma aşamasındayken pandemi süreci bizi de frenledi. Gerçekten çözümüne çok zor ulaştığımız bir rahatsızlık, hastalıktan bahsediyoruz. Hiç de alışkın olmadığımız bir ortam ama bir de insanlarla iç içeyiz. En çok da akla gelen sektörlerden birisiyiz. Ama doktorlar, ama ne bileyim bilinçaltı, bu işe bilgi sunanlar, görüş sunanlar hemen berber, kuaför, işte insanlarla işi olanları bizi hemen İlk kapattılar. kapan onlardan biriydiniz tabii. Ya şimdi berber de aslında kendini insanımızdan daha fazla korumak ister. Ama günlük kazanan kesimiz berber salonunda işlem durduğu zaman bunun destek olmadan ayakta kalmamız söz konusu değil. Baktık daha şaşkınlık üstüne atamazken hala açılması ilk önce aslında hastalık başladığında berberimiz kapatalım diye bizlere çok telefon etti. Biz de inzivaya çekildik. Tabii onlar Görelim. da korktular. Korktular Aileleri baştan. var. Biz de baştan korktuk aslında. Tabii eşimize, dostumuza, tanıdığımız bürokrasiye, siyasi partilerin milletvekillerine adeta ufak çaplı baskı yaparak, yani manen, ya işte vekilim, biz berberimiz böyle bizden kapanmak istiyor. Tabii gün gün işler sıkıntıya girmeye başladı. Para kazanamadık. Tabii bu Bu kadar uzun sefer süreceğini tahmin edemedik. müşteri de sabırsız. Berberini eve çağırdı, iş yerine çağırdı. Bu sefer biliyorsunuz medyada bizim peşimizde koşmaya başladı. Yok kaçak berber. Mutlaka izlemişsinizdir. Bu haller bizim hallerimiz değil. Aslında güzel bir programla, planlı programla biz bu işi biraz daha tolere edebilirdik. 51 gün, ya 50. günlerde artık sabrımız taştı. İşte açalım başkanım, açalım. Bu sefer Kapatalım aynı diyenler açalım kişilere, oldu. aynı milletvekillerimize açalım baskısı yaptık. Dedik öldük bittik. Yani kaçak yapıyoruz, ceza kesiyorsunuz. Kepengin altında çalışıyoruz, ceza kesiyorsunuz. Şikayetler geliyor. Şimdi gözünü budakta sakınmayan berberimiz kazanmak için elinden geleni yaptı. Ben onları var ya sonsuz tebrik ederim. Aldı eline çantasını. Para kazanmak için her türlü para kazanmanın yollarında müşterisinin peşine koşturdu. Bunlar takdire şayan. Hem müşteri, ya arz talep meselesi. Müşteri istiyor. Tıraş olmak istiyor. Böyle o hastalığın stresinden kurtulup zaten bir müşteri bizim koltuğa geldi mi var ya iş hayatını, ev hayatını unutur. İnanın bir sakal tıraşı bile onun ne kadar rahatladığını gösterir. Hele böyle saçlarını yıkatsın, biraz fön çektirsin falan. Yani başka bir dünyaya yaşamaya başlar. Unutur. Biz zaten biraz da moral motivasyonda arkadaş gibiyiz. Bir Müşterimizin terapi gibi değil yareniyiz. mi? Sonra onun dertlerini dinleyen, Dert ortağı. çözüm üreten, dert ortağı diyeyim. O yüzden pandemi zamanında tabii zorluklarımızın ve giderlerimizin önünü alamazken o da olarak ne yaparız? Yönetimi tabii bu zamanda yönetimde biz acil nereden baksan bizim aylık periyot toplantılarımız var ama biz
toplantıları 10 güne, 5 güne, bir haftaya indirdik. Hı. Her gün her bir yöneticime ayrı telefonlar geliyor. Tabii olağanüstü toplanma aşamasında birikimlerimiz vardı. Odamızda üyelerimizden aldığımız aidatlardan birikim yaparak biriktirdiğimiz. Dedik ki biz bu paramızı üyemize az çok demeyelim, dağıtalım. Yani evlerine bir şeyler götürsünler. Çünkü bireysel düşündüğünüz zaman küçük gelebilir. Hı hı. Ama oda boyutunda düşündüğünüz zaman o miktarın ne kadar büyük olduğunu anlatabilirim yani. Çünkü 200 bin liraya yakın nakit paramız. Nakit paramızı ortaya koyduk. Bu da üyemizin yarasını iyice sardı mı? Sarmadı. Ama niyetimiz belli oldu. Biz sizin yanınızdayız. Sonra çevre ilçe belediyeleri devreye soktuk. Büyükşehir belediyemizi sağ olsun devreye soktuk. Karınca hem onların iş yerlerinde dezenfektasyon, hem iş yerlerine böyle evine götürebileceği yardım muhabbetinde bunları temin etmek için çok çaba sarf ettik. Yani pandemi bizi birazcık düşünmeye sevk etti, tolere etme, kendimizi tekrar çek etmeye. Yani böyle tasarrufun ne olduğunu bize izah etti. Evet, bir taraftan da ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu da, vatandaşlara da çok anımsattı. Evet. Ben gerekli olduğumuzu zaten biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çünkü sektörümüz gün gün ilerliyor. Hem teknolojik bazda, Tabii. Hem biz teknik bazda da kendimizi geliştirdik. Yani berberlerimiz gerçekten şaheserler yaratıyor. Biz bu işte biraz daha yaş itibariyle geriden gelen kesimiz ama şimdiki gençlere hayran olmamak mümkün değil. Yaratıcılık. Her şeyi harmanlıyor. Yani Instagram'a bir girin. Yani yapılanlar gerçekten mimari eserler. Ben hepsine sonsuz teşekkür ederim. El sanatlarını iyi beceri sanatı haline getirdiler. Sanatın en güzelini yapıyoruz zaten. Sanatın en güzelini. El emeğinin en güzelini yapıyoruz. Niye en güzelini derken? Tabii ki biz bir teknoloji yaratmıyoruz. Ama bir kişinin yakışanı neyse saçıyla, sakalıyla, kaşıyla, bıyığıyla onu yaratmak için dersimiz çalışıyoruz. Evet. Önemli olan zaten bu. Evet, şimdi fuardan da biraz bahsedelim mi? Fuar önemli. Fuar, 21-24 Ekim'de kapılarını açacak. Fuar gerçekten önemli. Sektörümüz bu olaya birazcık mesafeli dursa da, yani fuar eşittir sektörün gelişenleri, bileşenleri. Hı hı. Nedir? Ürün satacak. Ürünü tanıtacak. Fuar da öyle bir durum oldu ki Türkiye'de. Yani şu anda bütün illerde hemen hemen fuar var. Biliyor musunuz? Eskiden bu yoktu. Biz bir İstanbul, bir de biz yarattık İzmir fuarı diyebiliyorduk. Ama şimdi her il kendine çapında fuar yapmaya çalışıyor. Çünkü yer uzak. Mesela İstanbul uzak. Hı hı. Bir Malatya, şu anda Malatya fuarı var. Van fuarı var. Diyarbakır fuarı var. Ya Antalya fuarı vardı geçenlerde. Ankara fuarı vardı. Biz şimdi İzmir. Herkesin yani, ayağına geldi fuarlarda. Bu sefer sektörde sektördeki bileşenler hemen hemen bakarsan aynı insan, aynı kişiler, aynı firmalar. Bunlar da yetişemiyorlar. Hı hı. Bunun bir yolu olmalı. Biz bunun bir yolunu çözmeliyiz başkanlar olarak. Yani o kişiyi tam fuara davet ediyoruz. Oraya ücret ödeyecek. Bunun kolaylık yönünü düşünmemiz lazım. Tamam, üyemize fuarı getirelim ama sektör bu işe sıcak bakmaksa. Hadi bu sefer yüklendi İzmir fuarı ne olacak diye. Bizim bunun devamlılığını sağlamamız söz konusu. Çok güzel ürün tanıtımları yapacak. Çok güzel sanatsal şovlar yapacak firmalarımız var. Hı hı. Tabii biz de yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi hep size anlatıyoruz ama fuardaki yaşantıyı biz de merak ediyoruz. Oda başkanı olarak. Kendimize göre hazırlık yaptık. Ben mesela üyelerimin belli yaş kategorisinde hiç fuar görmemiş. Nereden baksana 60 kişiyi otobüslerle fuar gezdirmeyi bir de planladım. İlk defa fuar görecek belki hayatında. Amcamız diyeyim, abimiz diyeyim. Ya yaşıtımsa kardeşim, biraderim diyeyim. Bunları biz fuar göstereceğiz. Yani işte konsepti değiştirelim, hedef kitlemizi büyütelim istiyoruz. Hı
Bizim de her fuara ben ayrı bir şov takım hazırlıyorum. Çünkü herkes o şeyden faydalansın. O sahne tozunu herkes yutsun. Yani herkes meraklı, herkes istekli. Bu sefer de istekli arkadaşlarımız bize zaten daha önce odamıza yazdırıp bir dahaki şova lütfen beni götürürseniz sevinirim diye ricada bulunan, istekte bulunan üyelerimizi bu sefer entegre ettik. Hatta dün de çalışmasını yaptık bir salonda, ön çalışmasını. Yani halkımızın karşısında çok güzel bir konseptle çıkalım istiyoruz. Bir de yani yaptığımız işin oradaki versiyonunu vatandaş belki sokakta kullanmayabilir ama yaptığımız iş şov amaçlı. Tabii. Fuarlar şov amaçlı. Yani biz aslında salonumuzda bunları yapıyoruz ama sanatın bir dalını size gösteriyoruz. Aslında gelin daha da güzelleri var demeye getiriyoruz. Bu sektöre açık bir fuar mı yoksa vatandaşın da ziyaret? Vatandaşın da ziyaret ediyor. Hele şimdi bunu dinleyen vatandaşlarımız da o fuara gelmesi onlara çok şey katacak. Yani kendine göre ikramları da var. Hani ücretsiz belki cilt bakımları var. Yani hepsinden faydalanacak halkımız. Ücretsiz. Eskiden profesyonel fuar gezisi olurdu. Sektör bazdaki insana gezerdi. Nasıl mermer fuarı sadece sektördeki insana gidebiliyor. Alışveriş değil, bağlantı kurmak için. Ama bizimki halka açık. Yani ücretsiz halka açık. Onlar da pazar günü de en ağırlıklı şov pazar günü mesela. 12'de başlıyor. Akşama kadar dolu dolu şovumuz var. Tabii başkanımızın söylediği gibi onların açılışta da şovu var. Ertesi günde böyle genç öğrencilere şovu var. Yani biz dolduracağız odalarak şovu, fuarı dolduracağız. Şehre de ümit ediyorum ki adından söz ettiren bir fuar kazandırmış zaten olursunuz. Zaten Ticaret Odası Başkanımız Fuarlar Komitesi'ne seçilmiş. Bu fuarın yapılmasına en büyük destek verenlerden hem Ticaret Odası Başkanımız hem İzmir Esnaf Sanatkar Odası Başkanımız Zeker Bey hem Mahmut Özgener onların talebi daha fazla bizden. Yani onlar bu sektör hem çoğalsın istiyorlar hem bu fuar en güzel şekilde geçsin istiyorlar. Biz de onların gösterdiği yolda gidiyoruz. Sağ olsunlar bize iyi katkı yaptılar. Biz de onun katkının altında kalmayacağız. Şimdi noktalamadan o zaman dilerseniz hazır da vatandaşlara da açıksa tarihini, saatini, yerini bir kez daha hatırlatarak noktalayalım. İzmir fuarına yani şu anki Fuar İzmir adındaki fuarımız her yerden İzban'a binen vatandaşımız semt garajından aktarma araçlar var fuara. Semt garajından. Yani Gaziemir'e giderken semt garajından aktarma arabalar var. Oraya Fuar İzmir diye yazıyor. Hem rahatlıkla gelebilecek konumda araçlarımız çoğunluğu oradan. Kendi aracına gelirse zaten alan çok geniş yani kendi aracıyla gelirse de. Bağlar yolu yani Karabağlar yolu dediğimiz yoldan gelirken Aktepe'ye girse yine Fuar İzmir'e giriş. Limontepe'den gelenler yine Fuar İzmir'e giriş var. Gaziemir Torbalı tarafından gelenler yine Gaziemir yönünden Fuar İzmir'e giriş var. Yani Fuar İzmir'in yolları gerçekten halka kolaylık olsun diye açıldı. 21-24 Ekim 11'de açılıyor fuarımız her gün. Yani fuarımız ilk açılışı saat 2'de kadar iş perşembe günü ama ondan sonra hep 11'de açılacak. 6.30-7 gibi kapanacak. 11 ile 6-6.30 arası. Evet. Halka da açık. Halka açık. Mutlaka gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü hiç belki ummadığı orada ürünleri görecekler. Ummadığı hiç kafasında tasarlamadığı wax'lar olsun, jöleler olsun, kremler olsun hepsini görecekler. Biz hazırız. Evet, herkesi de bekliyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sezai Başkan'a da söyledim, size de söyleyeyim. İçinize sinsin ümit teşekkür ediyorum ederim. Ki. İnşallah. Şehre de bundan sonra güzellikler katan bir fuar olsun. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin bizimle birlikteydi. Hem sektörü konuştuk malumunuz pandemiyle birlikte yaşanan süreç hem de 21-24 Ekim'de kapılarını açacak fuarın tüm detaylarıyla birlikte ulaşımına kadar Sayın Başkan.